Önerinin gerekçesini açıklamak üzere Saadet Partisi grubu adına Muğla Milletvekili Sayın Selçuk Özdağ. Buyurun Sayın Özdağ. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 29, 30, 31 Ekim tarihlerinde Japonya Ulusal Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nun davetlisi olarak Tokyo'daydık. Hangi partiler katıldı? Yeniden Refah Partisi'nden milletvekili Doğan Bekim Beyefendi, İyi Parti'den Ayyüce Türkeş Taş Hanımefendi, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Naci Cinisi ile beraber bendeniz katıldık. Adalet ve Kalkınma Partisi davet edilmiş olmasına rağmen, katılacağım demesine rağmen katılmadılar. Niye katılmadıklarını da bilmiyoruz. Doğu Türkistan neresidir? Doğu Türkistan, Türkistan'ın bir bölümüdür. Stalin kendi Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde bir devrim yaptıktan sonra Lenin'le beraber Türkistan'ı bölmüşler. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan şeklinde tanımlamışlar. Doğu Türkistan ise kenarda kalmış. Ondan öncesinde 1863'lü yıllarda burada bir devlet kurulmuş, Kaşkarya denilmiş. Daha sonra ise 1933 yıllarında Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti kurulmuş. Ama 1949 yılında ise Çin'de yapılan bir devrim sonrasında, bir ihtilal sonrasında burası işgal edilmiş vaziyettedir. Doğu Türkistan stratejik bir bölgedir. Aynı zamanda Doğu Türkistan Çin'in en zengin petrol yataklarına, en zengin tarım yataklarına, tarım topraklarına, alüvyonlu topraklara, sularına ve madenlerine sahip olan bir bölgedir. Çin uzun zamandır burada asimilasyon yapmaktadır. Burayı eline geçirmek ve buradaki insanları Çinileştirmek için gayret sarf etmektedir. Ve orada 1949 yılından sonra kaçanlar olmuştur. Kaçanların başında da Doğu Türkistanların, Uygur Türklerinin efsane lideri İsa Yusuf Alptekin olmuş. Türkiye'de de çok ciddi şekilde mücadeleler vermiş. Öldüğünde ise orada mezarında naaşının yanında Alparslan Türkeş olmuş ve de İstanbul Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da bulunmuştur. Doğu Türkistan'da son zamanlarda büyük soykırımlar yapılmaktadır. Sayın Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığında ben de kendisinin yardımcılığını yaptığım dönem içerisinde Doğu Türkistan'dan kaçanlar, Malezya'ya gidenler, Endonezya'ya gidenler veya başka yerlere gidenlerle ilgili yaklaşık 7000'e yakın kişi zaman zaman başka kimliklerle ama Çin hükümetiyle de herhangi bir problem yaşamadan bunlar Türkiye'ye getirilmiş vaziyettedirler. Ama son zamanlarda özellikle büyük bir soykırım yapılmakta, buradaki insanlar aynı zamanda yurtlarından alınmakta, ibadethaneleri kapatılmakta, dillerine ambargo konulmakta ve de camileri kapatıldığı gibi de başkalarıyla Çinlilerle evlendirilmeleri veyahut da kamplara götürülmeleri bir mukadder akıbet gibi kendilerini beklemektedir. Ve buradan Çinlilere karşı, Çin hükümetine karşı bizler Batı dünyasına seslenmeden önce Türkiye'ye seslenmek istiyorum. Meclis Başkanımız bugün İsrail mamullerinden bir kısmını meclisteki menülerden kaldırmış. Şimdi meclis başkanına çağrıda bulunuyorum. Japonya parlamentosunun yapmış olduğunu, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu başkanlığını yaptığı şey olduğunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak siz yapabilirsiniz. Oraya yaklaşık 200'e yakın milletvekili geldi. Kanada'dan, Amerika'dan, Tibet'ten, Avustralya'dan, Avrupa Birliği'nden, dünyanın her yerinden milletvekilleri, akademisyenler geldiler. Ve siz de bunu yapabilirsiniz. Bakın, Doğu Türkistan'la ilgili yapın. Ve de Çin'e de bunları dile getirmiş olun. Ben 100.000 imza topladım 2 yıl önce. Bu 100.000 imzayı da burada Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanlığı'na getirdim. Ve bana şunu söylemişti Hakan Çavuşoğlu beyefendi. Evet, mecliste bir komisyon kurduk. Bu komisyon İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanlığı'nda. Bu komisyon yakın bir zamanda Çin'e gidecek. Doğu Türkistan'da yapılan mezalimleri inceleyecek diyordu. O günden bugüne kaç yıl geçmiş? 2 tam yıl geçmiş. Gitmişler mi? Hayır. Ben buradan bu grup önerisini şunun için veriyorum. Batı dünyasının yapmış olduğu bu hassasiyeti ve bu duyarlılığı Türkiye Cumhuriyeti Devleti de yapabilir ve çok rahat bir şekilde bu uygulamaları yapabilir. Ve şimdi sesleniyorum. 6 parti grubu var burada. Her gruptan 2'şer kişi ve aynı zamanda diğer partiler 14 toplam parti var. Birer kişi hep beraber Çin hükümetiyle görüşülebilir. Şimdi bakıyorsunuz Filistin'le aranız iyi, Filistin hükümetiyle. Hamas'la aranız iyi. Mısır'la da barıştınız Sisi'yle. İsrail'le zaten barıştınız. Ama Gazze'ye gidemiyoruz. Arkadaşlarımız gittiler. Gidemediler Gazze'ye. Şimdi Çin hükümetiyle de aranız iyi. Adalet ve Kalkınma Partisi her yıl Çin Komünist Partisi'nin kongrelerine katılıyorlar. Görüşün bu Çin hükümetiyle. Doğu Türkistan'da yapılan insan hakları zulümlerini, soykırımları ve de asimilasyona karşı hep beraber gidip yerinde görelim. Şöyle diyorlar, Batı dünyası bu konuyu ismar ediyor efendim.
Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Avustralya, Kanada bunu ismar ediyorlar. Efendim Çin'in büyümesinden rahatsız oluyorlarmış. Öyle mi? Peki o zaman Çin'e de seslenelim. Hem size sesleniyorum, iktidar partisine sesleniyorum. Çin'e diyorum ki madem ki böyle Batı dünyası seni ismar ediyor, gel hemen çok hızlı şekilde kapılarını aç. Akademisyenler, aktivistler, millet... Sözlerinizi tamamlayın Sayın Öğretmen. Siyasetçiler, hep beraber Çin'e gidelim. Doğu Türkistan'da bunlar yapılıyor mu? Kamplar var mı? Burada camiler kapatılmış mı? Kur'an yasaklanmış mı? Dilleri, kültürleri yasaklanmış mı? Bunları yerinde görelim. İkinci olarak Türkiye'ye sesleniyorum. Hem Avrupa Birliği ve Amerika ile ilgili Batı dünyasıyla hem de Çin'le ilgili gelin bir ara buluculuk yapın. Bu konuda bu ismarları önlemek için oraya gitmemizi sağlayın. Bir diğer taraftan da Uygur Türklerine sesleniyorum. Uygur Türkleri, dünyanın her yerindesiniz. Doğu Türkistan'dakiler, kültürünüzü yaşatın. Dilinizi öğrenin, folklorunuzu öğrenin ve bayramlarınızı yaşatın. Dünyanın her yerindeki dernekler bir araya gelin ve bir diaspora kurun. Gelin konfederasyonlar yapın. Hep beraber siz kültürünüzü yaşatırsanız, insan hakları aktivistlerine Türkiye'yi, Doğu Türkistan'ı anlatırsanız o zaman çok şeyler değişmiş olur. Ve buradan da özellikle ben buradan hükümete sesleniyorum ve burada grubu bulunan partilere gelin bu grup önerimize evet deyin. Hep beraber hem 2 yıl önceki Hakan Çavuşoğlu'nun sözlerini yalanlamamış oluruz hem de hep teşekkürler Sayın Milletvekili.